Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de karpuz kabuklarından marmelat yapalım. Arkadaşlar, bir tane büyük karpuzumuz vardı. Büyük karpuzumuzun kabuklarının hepsini yapacağız. 2 dilim de karpuzumuz var arkadaşlar. Çekirdeklerini çıkardım ben. Böyle kuşbaşı kare kare doğradım. Kuşbaşı küp küp. Bunu önce ne yapalım? Tenceremize koyalım arkadaşlar. Önce karpuzlarımızı doğrayalım. Bu şekilde pişireceğimiz tenceremize koyalım. Sonra arkadaşlar 5 su bardağı şeker kullandım. Şimdi bu şekerimizi karpuzumuzun üzerine dökelim. Kabukları da soymadan önce bu burada sulansın arkadaşlar. Bu şekilde yapalım. Sonra şimdi bunu biraz karıştıralım birbirine şekerle karpuzumuzu. Bunu bir kenara kaldıralım arkadaşlar. Bu da karpuzumu doğradığım tabağa. Önce bıçağımızı keskinleştirelim arkadaşlar. Yoksa kabuğumuz biraz zor soyulur. Şimdi kabuklarımı böyle küçülttüm arkadaşlar. Bir de poşetimizi alalım. Çöp poşetimizi. Derin olmayacak şekilde bütün kabuklarımızı böyle soyalım. Kabak kabuğu soyar gibi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayalım. Abone olalım. Zil butonunu açalım. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Şöyle biraz daha incelsek daha kolay soyulur aslında. Bu şekilde bütün kabukları soyup gelelim arkadaşlar. Emeksiz yemek olmuyor. Saatim doldu arkadaşlar. Aboneye ihtiyacım var. Desteklerinizi bekliyorum. Böyle soyalım gelelim bütün kabukları. Karpuzumuz bir 10 dakika bekledi arkadaşlar. Böyle şekerini koymuştuk. Şimdi hepsini soymadım. Bu kabuğun soyduğumun birazını böyle ekleyeyim. Zamandan tasarruf etmek için. Hepsini soyarsanız arkadaşlar önce karpuzlar çekirdeklerini ayıklayalım karpuzumuzun içine. Şekerimizi koyalım 10 dakika beklesin. Sonra kabuğun birazını koyalım böyle karıştıralım. Bir 10 dakika da öyle beklesin. Sonra kalanını da koyalım. İyice sulansın böyle bu şekilde karıştıralım. Sulansın bu arkadaşlar. Diğer kabuklarımızı da ben soymaya başlayacağım. Soyup doğrayacağım. Küp küp doğradım böyle. Bu şekilde ince doğradım çabuk erisin diye arkadaşlar. Diğerlerini de soyup geleyim. Evet arkadaşlar sulandı bakın. Soyumuza. Şimdi diğer kabuklarımızı da soymuştum ben. Kalan kabuklarımızı. Bunu da koyalım içine. İyice karıştıralım arkadaşlar. Sonra ocağımıza koyalım. Bu yeşil kabukları iyice yumuşayana kadar kaynatalım. Yüksek ateşte kaynatalım arkadaşlar. Böyle iyice karıştıralım ve yüksek ateşte kaynatalım. Bu yeşillerimiz böyle iyice eriyene kadar pişsin. Yarım saat 45 dakika pişirelim. Karışımımız 1 saattir kaynıyor arkadaşlar. Bakın bayağı yumuşadı kabuklarımız. Çatalımıza batıyor aynı. Şöyle ezelim. Düşürdüm. Şimdi blenderdan
geçirelim arkadaşlar bunu. Bakın sevgili dostlar, marmelat kıvamına geldi. Koyulaştı. Rondodan geçirdim blenderdan. Bakın. İyice böyle altını kıstım. Tencere kullanımını da arkadaşlar, büyük tencere kullanalım işte. Köpüğünü alabilirseniz alın arkadaşlar. Bunun içine bir çay kaşığı limon tuzu koyacağım arkadaşlar. Bu kadar. Böyle az bir şey. Böyle 3 tane limon tuzu attım. Marmelat kıvamı alana kadar yoğunluğunu, tadına bakalım arkadaşlar. Tadı azsa biraz daha şeker ekleme yapabiliriz. Marmelatımız böyle pişsin, biraz da altını kısalım. Tenceremizi büyük yapalım. Sıçramasın eliniz arkadaşlar. Yoğunluğu oluşunca tekrar görüşelim. Bir yarım saat daha kaynadı arkadaşlar. Şimdi arasında pütürler kalmasın diye, bakın pütür, biraz karpuz kabuklarımızın bazı beyazları kalmış arkadaşlar. Bunlar kalmasın diye bir daha blenderımızdan geçirelim. Bir daha geçirelim. Gürültü olmasın diye ben yapıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, marmelatımız yoğunlaştı. Bakın bir daha blenderdan geçirdim. Özet geçelim arkadaşlar. Bir tane büyük karpuzumuz var. Onun kabukları. İki dilimde karpuzumuz var. Karpuzumuzun çekirdeklerini çıkarıyoruz önce. Küçük küçük kuşbaşı kuşbaşı doğruyoruz. Ondan sonra bir tencereyi alalım. Şekerimizde 5 su bardağı şeker koydum ben. Tadı güzel olmuş. Siz sonra bakarsanız tadına biraz daha ekleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir tatlı çay kaşığı da limon tuzu koydum. Marmelatımızı 1 saat yüksek ateşte kaynattık arkadaşlar. Ondan sonra blenderda kırmızı karpuzumuzu koyduk, şekerimizi koyduk. Diğerini kabuklarımızı soyduk arkadaşlar. Soyarken birazını soyduk. Sonra şekeri ısladığımız karpuzumuzun üzerine o kabukları koydum. Tekrar karıştırdım. Videomda da zaten gösterdim. Sonra onu karıştırdım sulanması için. Zamanlarını tasarruf etmek için. Sonra hepsini soyup tekrar zamanımızı onu beklemekle geçmesin diye. Diğer kalan kabukları da soydum. Küçük küçük doğradım arkadaşlar. Kuşbaşı kuşbaşı doğradım. Onu da tekrar şekerli karışımımıza koydum. Karıştırdım. Ocağımıza koydum. 1 saat kaynattım. Ondan sonra blenderdan geçirdim arkadaşlar. Sonra limon tuzumuzu koyduk. Bir yarım saat daha kaynattık yüksek ateşte. Kıstım da arkadaşlar, biraz sıçrıyordu. Sonra da yükselttim. Benim ocağım biraz az yanıyor. O yüzden yükselttim. Siz ocağınıza göre kısıp açabilirsiniz arkadaşlar. DJ sizsiniz artık. Bir daha blenderdan geçirdim. Yarım saat kaynattıktan sonra hiç pürüz kalmadı. Bakın arkadaşlar, bir 10 dakikada ondan sonra kaynattım. Şimdi kavanozlarımızı da sıcak suyla ben ıslatıyorum arkadaşlar. Böyle kavanozlar da ısınsın diye. Şimdi diğer kavanozumuzu aktardım o suyu. Sıcak kavanozumuz şimdi. Kapaklar da aynı şekilde sıcak suyumuzda derin bir kapta ıslattım arkadaşlar. Bu kabımızı alalım. Böyle bir aparat aldım. Diğer türlü zor oluyordu. Bu şekilde marmelatımızı koyalım arkadaşlar. Bakın. Hem kavanozumuzun kenarlarına sıçramıyor. Hem de böyle daha kolay olur diye düşündüm. Bakın bu şekilde kapağımızı alalım. Kapağımız sıcak. Kavanozumuz sıcak arkadaşlar. Şimdiye kadar hiç atma yapmadı. Çok şükür. Yaptığım melemen olsun. Böyle konservelerimiz olsun. Böyle kıtırt atalım. 2-3 kere.
İyice sıktıralım arkadaşlar. İyice. Sonra ters bir bezin üzerine bu şekilde ters çevirelim. Diğer işlemimizi de aynı şekilde yapalım. Diğer kavanozumuza suyu koymuştum. Boşalttım. Altı kısık ateşte yanıyor arkadaşlar. Bakın hem çevresine sürülmüyor. Aparatımız çok iyi oldu. Sizin de almanızı tavsiye ederim. Böyle kurulayalım. Kavanozumuz sıcak olduğu için arkadaşlar önce bir bez altına koyalım. Islak bezim, sarı bezimiz kurtarıcı biliyorsunuz. Böyle bu şekilde iyice sıktıralım. Bütün marmelatlarımızı kapatalım, gelelim.